Herkese merhaba. Ben Tuğba İlgün. Konya Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 1. sınıf öğrencisiyim. Dönüşüm kolektifinden Görkem Bey ve Hasan Bey ile bugün röportaj gerçekleştireceğiz. Öncelikle kendinizden kısaca bahsedebilir misiniz ve akabinde dönüşüm kolektifinden yaptığınız çalışmalardan bahsederseniz çok memnun olurum. Normal sırayla gidelim ama ben gene şey yapayım. Ben Görkem Gümeç, namı diğer çevreci geek. 7 yıldır çevre konumunda, sürdürülebilir gelişme konularında içerik üretiyorum. Boğaziçi Üniversitesi'nden mezunum ben de, küresel ve uluslararası ilişkiler bölümünden. Daha sonra da İsveç'te sürdürülebilir gelişme üzerine yüksek lisans yaptım. Daha sonra Türkiye'ye geldiğimde de içerik üretimini odaklanma sebebi de bu akademik çalışmaların daha iyi anlaşılması üzerineydi aslında. Yeterince içerik olduğunu düşünmedim sürede bir kalkınma konusunda ve sürede bir yaşam konusunda. O yüzden bu konuda içerik üretmeye karar verdim. Orada da Yeşilis'le beraber çalıştım. Yeşilis'te hem içerik ürettim hem de proje koordinatörlüğü yaptım yaklaşık 4 sene. Burada işte içeriğin haricinde eğitim ve şirketlerle beraber çalışma şansım da oldu. Onundan sonra da birazcık daha yeni medyaya odaklanmak istediğim için Çevreci Geek'i kurdum. Çevreci Geek'te hem podcastlar yayınlarıyla beraber hem de e-posta bültenleriyle beraber özel tasarımlı olsun. Hem de YouTube videoları ve YouTube söyleşileri üzerinden giderekten gene aynı konuları ele alıyor ama birazcık daha interaktif olarak bu konuları ele alıyor. Ama gene burada da eğitimlere ve projelere devam ediyorum aynı şekilde. Çevreci Geek'te 3. yılım doldu. Böyle de devam ediyoruz. Ben Hasan Turunçkapı. Ben Kibele Project'in kurucu ortağıyım. Galatasaray Sosyoloji'den çıktıktan sonra tarımla ilgilenmeye karar verdim. Çünkü özellikle Fransa'da bulunan topluluk destekli tarım grupları çok ilgimi çekmişti. O zamanlar bizde olmadığını düşünüyordum bunları. Bunların bizde olduğunu fark ettikten sonra tarımın başka sorunları olduğunu anlayıp bunları çözmek ve insanların bunları çözmesine yardım etmek için Kibele Project'i kurdum. Bu işte yaklaşık bizde 2 ya da 3 senedir biz de devam ediyoruz. Çünkü bir sene bir resmi olmadığımız süreç oldu. Sonrasında şirketleştik. Kendimi bir tarım girişimcisi, sosyal girişimci olarak tanımlıyorum. Yaptığım iş bana sorulduğunda benim kendim hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Dönüşüm kolektifine gelince, dönüşüm kolektifi de sevgili Çevreci Geek ve sevgili Emrah Kurum'la birlikte Sürdürülebilir Kadınları Derneği'nden çevreci etkinlikler şapkası da var kendisinin. Birlikte oluşturduğumuz bir platform aslında. Hedefimiz sürdürülebilir kalkınma hedefleri çerçevesinde kendi alanlarımız olan tarım, çevre, iklim gibi meselelerde insanlarda bir farkındalık yaratmak ve bu farkındalık için çeşitli projeler üretmek, birlikte üretmek. Dönüşüm kolektifi de hepimizin bir araya geldiği bir yapı oldu. Tabii ki bu yapıya ilerleyen zamanlarda başka içerik üreticileri, başka paydaşlar da dahil olacaktır. Bu şekilde büyümeyi hedefleyen bir yapı aslında dönüşüm kolektifi de. Çok teşekkür Evet, yani ederim. kuruluştaki ilk hedefimiz mesela yani herkesin aslında kendi bir odak alanı olduğu ve bu odak alanında aslında herkesin farklı bir şekilde tüm alanlara ulaşmaması gerektiği ama aslında kendi uzman olduğu yerlerde bu uzmanlığı beraber paylaşarak ilerlememiz hedefimiz oldu bizim. Yani her şeyi bir kişi yapmak zorunda değil, aslında her şeyi herkes beraber toplu yapabiliriz gibi bir kooperatif bir mentaliteyle ilerliyoruz yani. Çok teşekkür ederim cevaplarınız için. Çevre alanında faaliyet göstermeye neden ve ne zaman karar verdiniz? Bunu da açıkçası birazcık yanıtladınız ama hani birazcık daha spesifik örnekler olabilir. Ya Görkem buna Bey, da ben sizinle başlayayım. tamamdır. Ben de Evet, ekrandaki Görkem Bey olduğum için. evet. Ya fark etmez. Böyle şey yapabiliriz. Ya benim Evet. aslında hikayem biraz daha öncesine de dayanıyor. Ya benim mesela tarım alanı, ya demin bahsettim işte örgütleri gördüm, tanıdım falan ama benim bu alana yönelmemin temel sebebi bir çocukluk anım. Her şey şöyle başladı. Bizim ufak bir bahçemiz var Afyon'da. Ailemizin ve işte biz her sene yazları oraya gidiyoruz ve biz her sene aslında oranın duvarlarını tamir ederdik. Tamir etmemizin sebebi de şuydu, yoldan geçen manda sürüleri. Ben büyüdükçe
Duvarları tamir etmemeye başladık. Ve bu beni üzüyordu. Çünkü artık mandalar yoktu. Sonra işte köyde her sene yapılan hasatlar artık azalmaya başladı. Vişne ağaçları sökülmeye başladı. Tarımda bir sorun olduğu belliydi. O örgütleri görünce de ben bundan çok etkilendim ve bu konuda bir şeyler yapabileceğim izlenimine kapıldım. Daha sonra zaten Slow Food'la tanıştım. Carlo Petrini'nin yazdıklarını okudum. Dedim ki o da sosyolog, ben de sosyoloğum. Ben bu alanda varım o zaman dedim ve girdim topa ben. Böyle başladı benim hikayem. Aynen benim de aslında böyle bir çağrıyla geldi benim. Yani hani çocukken şeyi hatırlıyorum, ben de Susam Sokağı'nın böyle şeyleri vardı. Belki Susam Sokağı ne diye soranlar olacak belki işte. Hani şey aynen işte yani böyle bir çocuk programı vardı o zamanlar, TRT'deydi herhalde yani. Ne güzel. TRT'deyim Aynen gazete geri dönüştürdüklerini hatırlıyorum mesela orada. Hani ben de ondan sonra gitmişim tüm apartmandaki gazeteleri almışım kapılardan. Onları geri dönüştürmeye çalışmışım ama nereye götüreceğimi bilmiyorum tabii. Yani o zaman şey, daha sonra okulumuza şeyi hatırlıyorum. Çeyko'nun geri dönüşüm kutularını geldiğini hatırlıyorum. Gene aynı şekilde işte bu çok önemli, işte ülkemiz için kaynak oluşacak falan diye böyle cam şişeleri orada herkesin attığını hatırlıyorum ben de. Ama asıl tabii ki yani bu konuda böyle bir harekete geçme isteği ve hani bunu kariyer haline getirme aslında bizim Boğaziçi Üniversitesi çift diploma bölümü. O yüzden Amerika'daki tarafında oldu. Orada bir sivil toplum kuruluşuyla beraber bir konuşmasına denk geldim. Sierra Kulübü diye. Buranın teması diyebiliriz belki, oranın daha doğrusu. Oradaki konuşmadan sonra birazcık bu konuyu araştırayım derken de Al Gore'un, eski Amerikan başkan yardımcısı Al Gore'un TED konuşmalarına denk geldim ve cidden çok etkilendim onlardan. O zamanlar uygunsuz gerçek film olmaya başlıyordu yavaş yavaş. Ve onunla ilgili bir yüksek lisans dersi aldım. Yüksek lisans dersinde de dedim ki evet, bu konuyu benim ciddi bir şekilde bir akademik olarak bir bakmam lazım. Neler yapabiliriz, hangi çalışmalar yapılabilir? Çünkü yani ülkemizin haricinde tüm dünyanın geleceği ciddi bir sıkıntı altında olacak diye gördüm. Daha sonra bu konuda çalışmaya başladım ben de. Yüksek lisans da o yüzden sürede bir gelişme üzerine yaptım. Bu şekilde benim de aynen. Çok teşekkür ederim tekrardan cevaplarınız için. Bildiğiniz üzere günümüzde çok fazla çevre sorunu var. Bunlardan en önemlisi de kirlilik. Çevre kirliliği ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Ben başlayayım ona da. O zaman aynen çevre kirliliği konusu gerçekten çok önemli Türkiye'de. Maalesef sosyal medyanın da etkisinin artmasıyla bunun aslında düşündüğümüzden daha fazla olduğunu da görmeye başladık. Sosyal medyada bireyler olsun, organizasyonlar olsun, işte sivil toplum kuruluşları olsun, aslında bizim görmediğimiz şeyleri bize göstermeye de başladılar. O yüzden birazcık burada ben denetim eksikliği olduğunu düşünüyorum. Özellikle son dönemde de bu plastik atıklar konusunda ortaya çıkan şeyler var. Her ne kadar işte çöp ithalatı yapmıyoruz desek de aslında plastik atık ithalatı üzerinden oluşan çöpler ciddi anlamda ve bu kırpıntı dedikleri şeyler kontrol edilmeden maalesef hem Çukurova bölgesine ve artık Çukurova bölgesi haricinde yerlere de dökülmeye başladı. Özellikle son dönemde İstanbul'da Ali Beyköy Barajı'nın orada gördük. O yüzden aslında sadece çevre kirliliği değil, bir sistematik bir değişiklik olması gerektiğini düşünüyorum bunun değişmesi için. Çevreyle beraber aslında bir yapısal bir sistemin de değişmesi lazım. Ya ben şöyle bir şey söyleyeyim. Özellikle son dönemde en güncel konulardan birinden örnek vereyim. Deniz kirliliği meselesi ve Marmara Denizi'ndeki büyük işte bu deniz salyası ya da diğer adıyla müsilaj üzerinden konuşuluyor şu sıralar çevre kirliliği özellikle. Fakat yani biz kendimizi bildik bileli gerek ülkemizin gerek dünyamızın çok ciddi bir kirlilik sorunu vardı. Ve bu sorun da artarak katlanarak devam etti. Biz tükettikçe içinde yaşadığımız ekonomi için yani tüketim ekonomisi arttıkça bir şeylerin tamir edilmesi unuttukça ya unutuldukça kirlilik arttı. Mesela işte
Hep böyle sanki çok böyle yaşım ilerlemiş gibi eskiden örnek veriyorum ama mesela işte ya terziler yok oldu, ayakkabı tamircileri yok oldu. Ya bunlar bizim için önemli figürlerdi ve bunları kaybettik. Ya bunun altında yatan şey noktasına Görkem'e katılıyorum. Yani bizim ekonomik olarak ya da işte kitlesel olarak bir değişikliğe, bir dönüşüme ihtiyacımız var. Yani şu an içinde yaşadığımız sistem ve her şey bu kadar vahşice, hızlı bir şekilde sanki hiç bitmeyecekmiş gibi tüketiyor olma alışkanlığımız gerçekten oldukça zarar veriyor diye düşünüyorum. Yani bunları söyleyebilirim en genel manada. Teşekkür ederim. Evet. Çevre kirliliği konusunda ekip olarak veya bireysel olarak yaptığınız çalışmalardan genel ve kısa şekilde bahsedebilir misiniz? Şimdi ben şöyle bir başlangıç yapayım. Bizim genel yani daha doğrusu Kibele Project olarak ağırlık verdiğimiz nokta tarımın yarattığı kirlilikler ve bu noktada çalışmalar yürütüyoruz. İnsanlara özellikle aşırı gübre kullanımının ve pestisit kullanımının çevreye verdiği zararlar konusunda bilinçlendirmek için çeşitli etkinlikler, yayınlar ve bir takım farkındalık projeleri tasarlıyoruz. Ve bu konuda zaten eğitim de veriyoruz mümkün mertebe. Dönüşüm kolektifi noktasında da özellikle son dönemde çok gerçekleştiremedik fakat S raporları ya bizim gündemi düzenli olarak aktardığımız S raporları aracılığıyla insanlara bu kirliliğin kaynaklarını, sebeplerini anlatıp hani bu konuda bir farkındalık yaratma noktasında çalışıyoruz. Bireysel hayatımda yaptığım şeyleri de şöyle özetleyeyim. Özellikle ben kendi plastik kullanımımla çok ciddi imtihanlardan geçtim. Sevgili Gülkin bizatihi şahit oldu. Mesela ben eskiden masa başında çalışırken hazır şişelenmiş su içiyordum. Çok ufak bir değişiklikte bayağı şey değişti. Artık gidip doldurup üşenmiyorum. Gidip dolduruyorum. Matara edindim. Ve bununla birlikte başka ufak tefek şeyler de var. Ve ben bu konuda bireysel olarak bir şey yapmak isteyen arkadaşlar varsa şunu da tavsiye edeyim. Hiçbir değişiklik bir anda gerçekleşmiyor. Her şeyin bir zamanı var. Ufak ufak adımlarla bile çok şeyi uzun vadede değiştirebilirsiniz kendinizi. O yüzden ya ben azıcık bir şey yapacağım, hiçbir şey yapmayayım kafasına girmesinler. Yani bir şeyler yapsınlar. Yani bir şişe almayıp bir gün evden çıkarken mataranızı doldurup çıkmanız bile aslında belki 1 gram, belki 2 gram ama bir kârdır. Bunu söylemek istiyorum. Evet, kesinlikle yani hani işte benim de aslında Çevirici Geek isminin sebebi hani bu bir konu hakkında çok fazla konuşan ve konuyu çok fazla insan anlatan kişi anlamında hani bu konuda susmayan kişi anlamına da geliyor geek. O yüzden Çevirici Geek'in etkileri böyle gözüküyor oluyor. O yüzden bazen böyle plastik konusunda susmayıp insanların başına etin edeyim oluyor. Ben de bireysel kurumsal olarak onu yapıyorum falan diye. Sadece diyorum ki birey kişilere uğraşıyorum falan diyormuşum. Ama evet, yani şey bu konularda ben de işte çalışıyorum bazı gruplarla. Çöp toplama haftaları oluyor. Onların işte özellikle medyalarına yardımcı oluyorum. Daha fazla kişiye ulaşması açısından. Bazen böyle girişimciler oluyor. Onlarla beraber konuşuyoruz. Mesela Anıl Taşezen var mesela. Çok güzel bence sanatsal projeleri var bu konuda. Kadıköy Belediyesi'nin bir parkında mesela sigara atıklarıyla beni çöpe atın tarzında gibi bir şey yazıyor. O yüzden mesela aslında ne kadar çok sigara atığı çıktığını görebiliyoruz. Sadece o alandan toplanmış mesela o sigara atıkları. Bu konuda aslında yani böyle farkındalık projeleri bence çok güzel oluyor ama tabii ki yeterli değil. Yani burada işte nasıl bir hem politik hem işte ekonomik hem de aynı zamanda sosyolojik bir değişim yapılabilir. Bunlara bakıyoruz biz de bunları paylaşıyoruz. Dönüşüm kolektifi de zaten bunun aslında o değişim olması gereken yerler, bunları düşündüğümüz yerler bizim. Çünkü hepimizin farklı noktaları var ve farklı noktalar üzerinden düşünebiliyoruz bunu. Ben bireysel olarak birazcık daha sanırım artık delirme moduna belki geldim diyelim her şey olarak. Yani tabii ki hani o şey bir aylık işte 4 yıllık çöpümü bir kavanozda falan değil yani. Hani öyle bir şey hani ben yapacak seviyede değilim yani ülkemizde değil aslında bence. Ama en son yaptığım mesela bokashi kompostuna başladım ben de. Gıda atıklarımı kompost yapıyorum.
ilk başta beceremedim mesela ben de açıkçası konuşmak gerekirse. Yani çok çok şey yani bayağı karmaşık bir sistem aslında çünkü. Ama yani şey birazcık işte kötü çöp oldu ama ondan sonra yavaş yavaş onun dengesine alışıyorsunuz. Şimdi mesela iki tane dolu bokashi toprağından oluşmuş kompostum var. Yani bayağı gübrelenecek şeyim var. Şu an onu nereye vereceğimi düşünüyorum ben de. O işte bir sonraki adım. Onun dışında ben de yanımda termosum her zaman sürekli bulunuyor. İşte su için de bir matara taşıyorum. Özellikle yaz aylarında. O ev içerisinde işte plastik konusunda en aza indirmeye çalışıyorum. Balmumu işte saklama kap şey şeylerim var, kumaşlarım var. Onları kullanıyorum. Plastik, seloban veya şey işte bu şeyler yerine, alüminyum folyolar yerine veya işte cam kavanozları kullanıyorum daha çok. O şey plastik kutular yerine veya plastik buzdolabı poşetleri yerine cam kavanozun içine koyuyorum. Eski turşu kavanozlarını mesela sürekli biriktiriyorum. Artık onları da geri dönüştürüyorum çünkü çok fazla birikmeye başladı. Şey, geri dönüşümü de işte yapıyorum. Ayırıyorum çöplerimi burada. O yüzden mesela haftada benim yani bir kere falan çöp atsam yeterli oluyor. Onun dışında attıklarım hep geri dönüşüm veya kompost oluyor. Yani Hasan'ın dediği gibi şimdi benim de bir anda böyle başladım da olmadı yani. Hani özellikle kompost örneği de verdiğim gibi yani adım adım ilerledim orada. Birine sordum, birileriyle paylaştım. Şey konusunda da geri dönüşüm konusunda da biraz şanslıyım açıkçası. Kadıköy bu konuda iyi şeyler yapıyor. Belki farklı yerde olsam ne düşünürdüm onu bilmiyorum. Ama bu konuda belediyelerle beraber konuşmak, bunları talep etmek bizim de vatandaşlık görevimiz aynı zamanda. Ama evlerde yapılacaklar da yavaş yavaş yapılacak şeylerle. Küçük yatırımlar çünkü hani aslında birazcık şey de değil bunlar. Nasıl diyeyim? Mali gider tabii ki sonuçta düşündüğümüz ama uzun dönemli olduğu için aslında uzun dönemli yatırım oluyor bunlar da. Sürekli mesela buzdolabı poşeti sürekli mesela şey almak zorunda kalmıyorsunuz. O ambalajı almak zorunda kalmıyorsunuz. Bir kere de kullanmıyorsunuz zaten. O balmumu, kumaşlar mesela 100 defadan fazla kullanabiliyor. Hani o yüzden aslında öyle de bakmak lazım bir şekilde. Bir şekilde bakış açısını değiştirdikten sonra ilerleyebiliyorsunuz işte. Belki bir su matarasından başlayan şey daha sonra böyle bokashi kompostuna ilerleyebiliyor. Açıkçası benim bir sonraki sorum, yani bütün sorular birbiriyle ilintiliymiş gibi Evet. ilerledi sizin de yanıtlarınızla. Benim sorum çevre kirliliğinin en büyük etkeni olan atıkların daha az indirgenmesi açısından nasıl önlemler alınabilir? Hani bunu birazcık daha açabilir misiniz mesela farklı örneklerle Türkiye kapsamında, dünya kapsamında olabilir? Ya benim bu noktada söylemek istediğim en önemli şey şu. Yani plan, program ve birlikte hareket etme bilinci bu noktadaki en önemli argüman kesinlikle. Çünkü ya az önce Görkem'in söylediği çok değerli bir şey var. İstemek lazım. Mücadele etmek lazım. Mesela bugün bir Türk markası olan Migros, İsveç'te, İsviçre'de hatırlamıyorum. Ben ikisini hep birbirine karıştırdım. Çok özür dilerim. Ama mesela şey yapıyorsa İsviçre. hani deterjanı mesela ambalajla size alma imkanı sunuyorsa bunu Türkiye'de de yapabilir. Ama bunu Türkiye'de yapabilmeleri için bizim Türk vatandaşları olarak, burada yaşayan insanlar olarak gidip ya ben bunu ambalajdan satın almak istemiyorum. Markalarla konuşun, bana otomat yapın. Ben kendi kavanozumla geleyim buraya diyebilmem gerekiyor. Aynı şekilde diğer ürünler için de bu geçerli. Ya özellikle hiçbir yani bunu gerçekten öğrenci evinde yaşadıktan sonra ben bir kere daha anladım. Hani ne bir ayda ne kadar atık ürettiğimizi yani ya da şöyle bir göz önüne getirdiğimiz zaman evden attığım o çöp poşetleri gözümün önünden gitmiyor benim mesela. Şu an her biri için ayrı ayrı pişmanım. Ama bu neden kaynaklanıyor? O zaman ne kavanoz tutardık, ne bir şey hani elimizde bir şey kalırdı. Sürekli bir israf, sürekli bir israf. Ama işte o bilinç bir kere yerleşince, birlikte hareket etme kültürü gelişince bir bakıyorsun bir hafta çöp çıkmıyor. Bu şey demek değil tabii. Hani bir 4 yıl bir kavanoz çöp değil elbette. O ölçüye hala gelemedik ama önce bilmek, sonra anlatmak, sonra birlikte hareket etmek. Bence bunun en büyük ilacı. Ben eskiden hep şey diyenlerdendim. Ya bu işler devlet politikalarıyla falan çözülür diyenlerdendim ama sonradan şeyi fark ettim. Devlet politikalarını şekillendirenler de biziz aslında. Biz ne istersek
Bizim seçtiğimiz insanlar bizim istediklerimizi yapmak zorunda sonuç itibariyle. İstemiyorsak yapmıyorlar. O zaman ne yapacağız? İsteyeceğiz. Benim söylediklerim bu kadar. Bu Aynen. halk farkındalığı ve kitle bilinci hareketi aslında bu atıkların indirgenmesi bakımından alınabilecek en büyük tedbir. Çünkü bir tane dünya var. Kesinlikle yani çok haklı aslında. Çok da bir şey ekleyeceğimi düşünmüyorum burada. Yani bizim her yaptığımız şey veya her aldığımız bir şey aslında bir oy. Yani tüketici olarak bunu öyle düşünebiliriz belki. Yani hem ekonomik bir oy hem politik bir oy. Yani biz bunları çünkü mali bir şekilde destekliyoruz aslında, öyle düşünelim. Biz finansal destek veriyoruz o ürüne veya bir şeye. Burada o yüzden hem halk bilincinin oluşması, hem toplu bir bilincin paylaşılması, hem de burada bu bilincin paylaşılıp diğer kurumlara iletilmesi çok 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 önemli. Böylelikle diğer kurumlar da işte alternatifler üretebilirler. Mesela bence poşetler üzerinden gidersek, plastik poşetler üzerinden gidersek, bence orada bir iletişim hatası var. Çünkü sadece plastik poşeti yasaklamak yeterli değil. Bunun haricinde mesela o vergi gelirinden sağlanan şeyle aslında tüketicilere bez çanta da alternatif olarak sunulmalıydı bence. Çünkü alternatif sunmadığınız zaman aslında bir şekilde bir çözüm de üretmiyorsunuz. Yani ben istediğim kadar yapabilirim. Belki hazır olabilirim bu konuda. Ama bunu benim illaki araştırmam veya çok böyle üstüne çok düşünmem gerektiği, orada benim karar verdiğim yerde bunun çözüm olarak sunulması lazım bana. Yani bunlar da çok önemli. O yüzden orada organize çalışmanın çok büyük önemi var. Tüm ekonomi için böyle düşünebiliriz. Yani döngüsel ekonomik sistemlerden bahsediyoruz artık. Bu döngüsel ekonomik sistem içerisinde atığı ne kadar ben azaltırsam o kadar iyi. Ve bu tüm kaynaklar için iyi. Yani hem ekonomik anlamda iyi, hem çevresel anlamda iyi, hem verimlilik artışında bize çok teknolojik anlamda çok büyük yardım sağlıyor. O yüzden döngüsel ekonomik sisteme bir bakış atıp onu nasıl uygulayabiliriz diye bakmak lazım. Aslında öyle derler ya, bir kişinin çöpü aslında bir kişinin hazinesindir diye, başka kişinin. Öyle bakmak lazım aslında buna. Çok teşekkür ederim cevaplarınız için. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çevre kirliliği üzerine çalışmalar yürütülüyor. Bu çalışmaları ne kadar yerinde buluyorsunuz? Genel olarak nasıl değerlendirirsiniz? Evet, en zor soru herhalde ben başlayacağım Evet. burada. Aynen. Biraz birey baskısıyla, toplum baskısıyla oluşuyor diye düşünüyorum. Özellikle bu son dönemde polietilenin yasaklanması, belki Adana çevresinden paylaşılan fotoğraflar olmasa olmayacaktı. Çünkü giderek bir lobileşen bir orada bir üretim kadrosu vardı, öyle diyelim. Ve bu lobileşen kadro aslında bir şekilde baskı yapıyordu bunun olmaması için. Ve böyle açıklamaları da var, bulabiliriz aslında. Bu plastik üreticilerin baktığımız zaman açıklamaları bolca var bu konuda. Devlet bu konuda yasak çıkarmasın diye. Ama biz baktığımızda aslında bunun biz kendi ilk önce altyapısını sağlayamadığımız bir ortamda böyle dışarıdan yük gelmesi ve bunun çevre kirliliğine yol açması bizim için çok büyük bir sorundu. O yüzden ilk önce bizim burada kendi denetim mekanizmamızı geliştirmemiz lazım. Her türlü çevreye zarar veren atık için düşünüyorum veya çevre kirliliği için düşünüyorum. Veri eksikliği çok büyük bir sorun Türkiye'de. Mesela ben pazar günü Muğla'nın İkizköy köylüleriyle konuştum. Burada bir kömür santrali var ve kömür madeni var. Mesela ama ben orada ölçüm alamıyorum. Çünkü orada bir ölçüm makinesi yok. Burada ben o kömür santralinin bölgenin havasını ne kadar kirlettiğini öğrenmek istesem, benim orada özel bir birey olarak gidip hava ölçüm cihazı kiralamam veya almam gerekecek. Kiralama sistemi olduğunu düşünmüyorum çünkü. Bayağı almam gerekecek ve orada ölçüm yapmam gerekecek. Bunu aslında benim yapmam gerekmiyor. Çünkü çevreyi korumak anayasal bir görev olarak belirlenmiş devlet üzerine ve bireyler üzerine. O yüzden benim burada veri almamı sağlamak da lazım. En büyük sorun Türkiye'de bu. Hem akarsu kirliliğinde olsun, hem toprak kirliliğinde olsun, hava kirliliğinde olsun,
çevreyle ilgili kirlilik konusunda benim Türkiye'de veri sorunum var. Bu veri sorununun çözülmesi lazım kesinlikle. Ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ben biraz daha tarım politikaları odaklı gitmek istiyorum bu soruya cevap verirken. Çünkü tarım demek aslında toprak ve yeraltı suyu kirliliği demek bizim ülkemizde. Yani bunu şu yüzden söylüyorum. Amerika'nın ya da Avrupa ülkelerinin yıllar önce yasakladığı gübreler, yıllar önce yasakladıkları pestisitler bizim ülkemizde maalesef yeni yeni yasaklamaya başlandı. Pandemi dönemiyle birlikte başlandı ki insanlar ne yiyip ne içtiğine dikkat etmeye başladığında. Ve bu konuda hep bir geriden gelme hali vardı. Ve daha da kötüsü ve daha da korkuncu şu. Yani bakanlık yasaklıyor mesela, örnek olarak söylüyorum. X bayinin elinde kalıyor. Ve bu X bayi bu ürünleri el altından satmaya devam ediyor. Daha da acısı çiftçi de almaya devam ediyor. Yani onların da sağlığına zararlı, bizim de sağlığımıza zararlı, onların da doğasına zararlı, bizim de doğamıza zararlı ama durduramıyoruz. Çünkü biz ülke olarak sorunları kökünden değil de şeyden çözmeye başlıyoruz. Görünür tarafından çözmeye başlamayı seviyoruz. Yani bir ilacı yasaklamak yerine o ilacın neden yasaklanması gerektiğini, neden kullanılması gerektiğini ya da niye belli ölçüler dahilinde kullanılmasının gerektiğini anlatmakla uğraşmıyoruz aslında. Bunu böyle yapmayınca da siz istediğiniz şeye yasak koyun. Yani bir Afyon'un bir dağ köyünde hangi bayinin hangi ürünü sattığını görmeniz zaten mümkün değil bu verisizlikle. Bir de insanları kontrol etmek zaten mümkün değil. Dolayısıyla ben Türkiye'deki politikaları bu aşırı popülist ve görünür tarafından sorunu çözmeye yönelik geçici çözümler olduğunu düşünüyorum ve bundan oldukça rahatsızım. Bu hem kendi alanım adına geçerli hem de çevre ile alakalı diğer alanlar adına geçerli. Yani bu şekilde yapılan işler çok yeterli yerlere ulaşamıyor. Mesela geri dönüşüm diyoruz. Kadıköy mesela Görkem örnek bir belediye dedi. Gerçekten öyle. Ya bunu asla inkar edemem. Fakat Kadıköy Belediyesi ile bir mülakat yapmıştık ve bu mülakatta yani Çevre İşleri Daire Başkanı demişti ki biz Kadıköy'de üretilen atıkların %25'ini ancak belki geri dönüştürebiliyoruz. Kadıköy örnek bir belediye bu konuda. Gerçekten öyleler. Yani bunu şey olsun diye söylemiyorum. Yani Kadıköy'ü kötülemek değil amacım. Ama halimizi varın siz düşünün bu noktadaki. Neden? Çünkü geri dönüşüm işi nasıl yapılıyor? Kutular konuyor. Tamam. Geri dönüşüme katkı diye halka sunuluyor. Halbuki niye ayırmamız gerekiyor? Nasıl ayıracağız? Ayırmanın usulü ne? Mesela bir diğer şeyde bahsedip kapatayım. Mesela belediye her sene budama atıklarını alır. Budama atıkları kompost şeyidir. Kompost malzemesidir. Bundan kompost elde edilir. Bu tarım alanlarında belediyenin çiftçilere dağıttığı gübre olarak kullanılır. Fakat bunun toplanmasında bir günlük gecikme demek o atığın kirlenmesi demek. Yani o kirlendikten ve kimyasal ona sirayet ettikten sonra kompost olarak kullanılması bir anlam ifade etmiyor. O yüzden belediye topluyor, kompost alanına götürürken kirlendiğini, kontamine olduğunu fark ediyorlar, çöpe gidiyor. Geri dönüştürülmüş oluyor ama bu yolculukta. Evet, yani bu sadece son dönemde olan da değil yani. Maalesef Türkiye'nin bu Evet. konularda yaklaşık yani bence yani 70'lerden beri desem doğru olur mu Asad? Valla ben Yani sana bir şey öyle söyleyeyim mi? bir Bence Türkiye'nin herhangi bir konuda aldığı tüm tedbirler için aynı şeyi söyleyebiliriz yani. doğru aynen. Yani baya bir eksiklik var yani. Hani şeyden değil. Yani bir şekilde bir sistematik bir yapı oturulmamış nedense ama bizim çok ciddi anlamda sistematik bir yapıya oturtmamız lazım. Çünkü hani bunlar artık bir dediğim gibi sadece bir çöp veya sadece bir işte doğa bunu iyileştirir tarzında bir düşünce yapısı artık çok geride kaldı. O yüzden bunların aslında biz doğa kendini ne zaman yenileyecek? Acaba burayı nasıl rehabilite ederim falan tarzında düşüncelerle ilerlememiz lazım ki mesela yani son dönemde yapılan bazı projelerde de işte ha ben burayı kapatırım
tarzında, ondan sonra tekrardan bir denize iyileşir tarzında düşünceler imkansız oluyor yani. Hani o yüzden bu konuda da neler yapılabilir sonrası düşünülmüyor yani. Sadece proje yapılıyor ve proje dediği gibi Hasan'ın birazcık bu görsel tarafından yapılıyor. Ama ondan sonra ne olacak? Burayı nasıl etkilemiş? Acaba ondan sonra burada hangi sorunu ben çözeceğim veya hangi soruna tekrardan yol açacağım tarzında ciddi düşünceler yapılması lazım. Bu sorun Türkiye'de hep olmuş yani açıkçası. Ama artık bunu geçmemiz lazım. Yani yıl olmuş 2021 yani. Artık bunları geçmemiz lazım. Elimizde çok güzel veri toplayacak şeyler var yani. Malzemeler var. Çok teşekkür ederim cevaplarınız için. Sizce pandemi sürecinin çevre kirliliğine ne gibi bir etkisi oldu? Buna da ben başlayayım. Böyle dönüşe dönüşe gitmiş olalım Hı. konuyla alakalı. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Yani klasik örnekler veriliyor. İşte yok Uludağ göründü, yok şu oldu, yok bu oldu gibi. Böyle tatlı, güzel söylem, romantik söylemler var. Gerçekler de biraz yansıtıyor hakikaten. Yani özellikle belli karbon emisyonlarında belli azalmalar olduğu ve bunun gibi şeyler tespit edilmiş durumda belli bölgelerde. Türkiye için konuşamıyoruz tabii çünkü Görkem dedik mi verimiz yok. Fakat unutulan bir şeyler var. Mesela insanların hareketi azaldı. Endüstriyel üretim yavaşladı. Okey. Fakat e-ticaret trafiği arttı. E-ticaret demek kargo demek. Kargo demek plastik kirliliği demek ve plastik kirliliği demek bir sene içinde etkisini göremeyeceğimiz bir kirlilik demek. Şu oldu. Onu söyleyebilirim. Biz bitki deseni konusunda sahadaki üretici arkadaşlarımızla çok fazla görüşüyoruz. Bu konuda da elimizde veri olmadığı için maalesef şifahi bilgilerle ilerliyoruz. Ama bilgisine çok güvendiğim insan var. Sevgili Nardane Kuşçu Nalan'la. Geçtiğimiz hafta sonu onunla konuşurken şey söyledi. Ya doğa bizi evlere tıktı. Şimdi en güzel nimetlerini tekrar vermeye başladı. 30 yıldır görmediğim bazı yabani otlar görüyorum diyor. Mesela. Bu güzel bir gelişme. Demek ki doğada onarılan bir şeyler az da olsa var ama bunun kalıcı olup olmayacağını zaman gösterecek. Bu bir romantizm yaratmasın çünkü ben şuna inanıyorum. Pandemi bitti, aşıları olduk, maskeleri çıkarttık. Hepimiz yine sokakta olacağız, hepimiz yine aynı şekilde tüketiyor olacağız. Hepimiz yine aynı haralı güre içerisinde mı? Bence sorulması gereken soru bu burada. Yani gerçekten yaşadığımız hayat, işte bu yaşadığımız tecrübe bize bir şeyler öğretti mi? Yoksa yine popülist söylemlerin romantikliğine kapılmış bir durumda mıyız? Sonucu bu gösterecek. Evet, yani çok haklı Hasan. Bir ilk önce böyle bir işte hayvanlar şehre indi falan. İşte ben de paylaştım hatta videoları. Ama hani onlar da çok kısa bir süre sürdü maalesef. İşte bu senenin, yani geçen senenin sonuna kadar diyebiliriz aslında. Geçen senenin sonrasında da normal üretim bile hala devam etmeye başladı. Hatta karbon emisyonları yani azalmasına rağmen gene böyle bir, eğer azalmasa mesela ciddi artış gösterecek seviyedeydi. Burada da belki işte bazı fosil yakıtları yapılan yatırımlar da var bazı ülkeler tarafından. O konuda da şeyler var küresel anlamda. Ama mesela kargonun haricinde plastik kirliliğinde de aynı zamanda bizim kişisel koruma aletlerimiz veya kişisel koruma malzemelerimiz de katıldı. Eldivenler olsun, işte maskeler olsun, bunlar işte daha sonra her türlü işte bir ara şey çıktı. İşte mesela bu da işte bir lobicilik şey çalışması. İşte evde herkes aslında plastik çatal kaşıkla yemesi lazım, plastik tabaklar kullanması lazım tarzındaydı. Ama bilim insanları daha sonra bu konuda çalışma yaptı. Aslında hiçbir farkı yok yani. Hatta plastikte daha porus, yani böyle daha nasıl diyeyim, daha böyle bir delikli yapısı olduğu için orada tutunma olasılığı daha fazla olduğu ortaya çıktı mesela. Aslında çelik veya seramik gibi şeyleri kullanmak daha sağlıklı olduğu ortaya çıktı. Bu 118 tane bilim insanının ortak çalışmasıyla beraberdi. Bununla beraber öyle bir maalesef bir anda işte o pandemi paranoyası dediğimiz şekilde oluşan bir sorun da ortaya çıktı. Bununla beraber aynı zamanda insanlar çok fazla nasıl diyeyim, bu jellerden de kullanmaya başladı. Antibiyotik jeller olsun.
biyotik olan şey bir işe yaramıyor maalesef. Antiviral olması lazım onların. Ve bu anti mikrop üreten veya antibakteriyel şeyler suya karıştığı için bazı su kaynaklarında ciddi etkilendiği konusunda bazı çalışmalar var ve bu çalışmalar tam nasıl bir veriye ulaşması gerektiğini bilmiyorum maalesef şu an. Ama hani böyle çalışmalar olduğunu da görüyoruz. Yakın zamanda bununla ilgili bir sonuç da ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum ben. Yani o yüzden pandemi hem böyle belki en başta bizi eve aldığı zaman bir doğa tekrardan bir şöyle bir canlandı, işte yunusları gördük bazılarda mesela, hani öyle şeyler oldu. Ama daha sonrasında maalesef gene bir pandemi paranoyası haklı bir şekilde de olduğu şekilde diyelim. Yani hepimiz yaptık çünkü bunu. Çünkü tam bilmiyorduk neyle karşı karşıya olduğumuzu. Dan dolayı da bir tüketim tarafına da yol açtı. Aynı zamanda e-ticaretin arttığını da görüyoruz tabii, bu Hasan'ın dediği gibi. O yüzden aslında bir kirlilik artışına sebebiyet verdi diyebiliriz pandemi kendi içerisinde. Tam tersi, belki doğanın kendini canlanmasını beklerken farklı yerlerde kirlilik artışına sebebiyet verdi. Teşekkür ederim. Biliyorsunuz ki bu etkinlik Avrupa Birliği Green Week kapsamında düzenleniyor. Bu haftayla ilgili görüşlerinizi alabilir miyiz? Tabii Avrupa Birliği'nin projesini aslında ben böyle birazcık şey tarafından da duymuş oldum. Komisyonda bir arkadaşım var. Oradan tarafından duydum, o gibi oldu. Çok güzel bir proje bence. Aslında ama şunu, onların da aslında şu eksikliğini görüyoruz. Onlar da aynı şekilde veri toplama, bunu veriyi derleme ve işte veri derleme üzerinden, yola çıkma üzerinden bir projeler kapsamı olduğunu söylüyorlar. Çok haklı. Avrupa Birliği'nde de maalesef bazı bölgelerde, özellikle işte post-Sovyet, yani Sovyet sonrası devletlerde veri eksikliği olduğunu görüyoruz. Burada da öyle eksikler olduğunu gördüğümüz için belki projenin de ben beraber ortaklaşa Türkiye ile beraber bu yatırımların yapılacağını da umacak bir seviyede geldim açıkçası bu projeyle beraber. Gerçekten veri bizim çok önemli bir kaynağımız ve veriye ihtiyacımız var. O yüzden ben bu eksik kapatılması yönünde konuşulacak ve atılacak tüm adımların çok önemli olduğunu düşünüyorum ve bunu bekliyorum açıkçası buradan. Ya ben şöyle bir şey söyleyeyim. Ben açıkçası bu tip işte belli haftaların belli etkinliklere belli konuda duyarlılık yaratma çabasına ayrılmasını önemsiyorum. Çünkü deminden beri, yani konuşmanın başından beri söylediğim her şeyin temelinde aslında bir farkındalık yatıyor. Yani bu farkındalığı sağlayacak güçlü seslere ihtiyacımız var. Bu seslerin finanse edilmesine ihtiyacımız var ve bu seslerin, yani sesinin duyulması için finanse edilmesine ihtiyacımız var. Kimsenin kafası karışmasın. Yani yeşil ekonominin aslında duyurulmasına, kaynak ayrılmasına ihtiyacımız var. Ve bu tip haftalar bu tip şeylere vesile oluyor ve dolayısıyla bizi de sevindiriyor. Çünkü yani şöyle bir gerçeklik var. Özellikle son dönemde çok üzülerek rastladığım bir şey, bu influencerlık ve bunun gibi şeylerin bu kadar yaygınlaşmasıyla içerik üreticiliğinin biraz adı kirlendi gibi oldu, ama özünde yani ben green influencer diyorum. Görkem kızıyor bu tabiri kullanmam, ama hani yeşil konusunda içerik üreten insanların ya da bu konuda çalışan bizim gibi sosyal girişimlerin söz hakkı bulabildiği böyle şeyler olması, hem bizim kendimizi anlatmamız bakımından hem de sizlere kendi bildiklerimizi anlatabilme fırsatı bulmak bakımından çok güzel. Bu röportajı birileri izleyecek mutlaka ve o izleyecek kişilerin hayatında şu kadarcık bir şeyin bile değişmesine sebep olacaksak ve bu hafta buna vesile oluyorsa, bu bizi sadece mutlu eder. Ben bu kadar konuşayım. Çok politik oldu konuşmam gerçi, ama bir yandan Yok da yok. gerçek. Doğru olacağım. Aynen, kesinlikle öyle yani. Hani bir kişiyi, yani bu etkinlikler ne kadar kişiye ulaşırsa o kadar önemli. Ne kadar bir kişiyi işte Sumat arası kullandırmaya yöneltecekse o kadar iyi yani. Bizim söyleyeceklerimiz bu kadar.
Aynen. Peki, anlattığınız değerli bilgiler için çok teşekkür ederim. Kendi adıma çok keyif alarak yaptığım bir röportaj söyleşi oldu. Ve son olarak bizi izleyenlere de çok teşekkür ediyorum.